Mars gezegeni, insanlığın en büyük keşiflerinden biri olarak tarihe geçmeye aday bir gezegen. Bu muhteşem keşfe rehberlik eden araçlardan biri de Mars keşif aracı Perseverance'dır. Teknoloji harikası ve bilimsel merakın bir ürünü olarak Perseverance, kızıl gezegen üzerindeki sırları çözmek ve evrendeki yerimizi daha iyi anlamak için gönderilmiş bir elçidir. Perseverance, NASA'nın en son uzay araştırma teknolojisi ile donatılmış, etkileyici bir keşif aracıdır. Mars'a gönderildiği 2021 yılından itibaren, bu muazzam robotik gezgin, gezegenin yüzeyinde bilimsel incelemeler yapmak, geçmiş su izlerini araştırmak ve potansiyel yaşam belirtilerini tespit etmek amacıyla çeşitli görevleri yerine getiriyor. Perseverance'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Mars yüzeyinden örnekler toplama yeteneğidir. Bu örnekler, Dünya'ya getirilerek daha ayrıntılı analizlere tabi tutulacak ve Mars'ın geçmişi ile ilgili değerli bilgiler sunacaktır. Ayrıca, misyonun bir parçası olarak, Mars'ın zorlu atmosferinde uçabilen küçük bir helikopter olan Ingenuity de, bu keşif yolculuğunun unutulmaz bir parçası olmuştur. Perseverance, bilim insanlarına, Mars'ın jeolojisi, iklimi ve atmosferi hakkında daha derinlemesine bilgi sağlarken, aynı zamanda uzay mühendislerine de, uzak gezegenlerdeki teknik zorluklarla nasıl başa çıkılacağına dair önemli deneyimler kazandırıyor. Bu heyecan verici misyon, gelecekteki Mars keşifleri ve uzay yolculukları için önemli bir adım olarak görülüyor. Mars keşif aracı Perseverance, insanlığın bilimsel sınırlarını zorlarken, aynı zamanda evrenin gizemlerine ulaşma yolunda cesur bir adım atmaktadır. Bu teknolojik mucize, insanın merakını, keşfetme arzusunu ve sınırlarını aşma isteğini temsil eden bir anıttır ve gelecekteki uzay keşiflerinin temel taşlarından biri olarak hatırlanacaktır. Perseverance, NASA'nın Jet İtici Laboratuvarı tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiş, son derece gelişmiş bir uzay aracıdır. Perseverance, Mars yüzeyini incelemek, geçmiş su izlerini araştırmak, örnekler toplamak ve potansiyel yaşam belirtilerini tespit etmek gibi bir dizi görevi yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Perseverance aracının uzunluğu 3 metre, genişliği 2.7 metre ve yüksekliği yaklaşık 2.2 metredir. Yaklaşık kara ağırlığı 1025 kilogramdır. Bu boyutlar ve ağırlık, Perseverance'ın Mars yüzeyinde hareket etme yeteneği ve bilimsel araştırmalar yapma kabiliyetini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Mars keşif aracı Perseverance'ın güç kaynağı, nükleer bir enerji üretici olan radyoizotop termoelektrik üreteç adı verilen bir cihazdır. Radyoizotop termoelektrik üreteç, Mars yüzeyinde çalışmak ve aracın enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Radyoizotop termoelektrik üreteç, radyoaktif bir izotop olan plütonyum-238'in doğal çürümesi sırasında ortaya çıkan ısı enerjisini elektriğe dönüştüren bir cihazdır. Plütonyum-238, uzun ömürlü bir izotop olduğundan, uzun süreli uzay görevlerinde güç kaynağı olarak tercih edilir. Radyoizotop termoelektrik üreteçler, uzay araştırmalarında ve keşif görevlerinde güç sağlamak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Perseverance'ın radyoizotop termoelektrik üreteci, özel bir kap içinde bulunan plütonyum-238'in ısı yaydığı bir sistemdir. Bu ısı, termoelektrik dönüşüm modülleri tarafından elektriğe çevrilir. Bu elektrik enerjisi, aracın tüm sistemlerini ve bilimsel araçları çalıştırmak için kullanılır. Radyoizotop termoelektrik üreteç, Perseverance'ı, Mars'ın soğuk ve zorlu koşullarında enerjiyle donatırken, aynı zamanda aracın uzun vadeli görevlerini sürdürmesine yardımcı olur. Bu sayede Perseverance, Mars yüzeyinde uzun süre çalışabilir, veri toplayabilir ve bilimsel gözlemler yapabilir. Perseverance'ın radyoizotop termoelektrik üreteci, aynı zamanda Mars yüzeyindeki toz ve kum gibi materyallerin birikmesini önlemek için tasarlanmıştır. Kapakları sayesinde radyoizotop termoelektrik üreteç birimine giren ve çıkan havanın sızmasını engeller. Bu şekilde, güç kaynağının verimli ve güvenli bir şekilde çalışması sağlanır. Bu nükleer enerji kaynağı, Perseverance'ın sürekli ve güvenilir bir şekilde enerjiye sahip olarak Mars yüzeyindeki çalışmalarını sürdürebilmesini sağlar.
Mars keşif aracı Perseverance, yüzeyde hareket edebilen ve çeşitli görevleri yerine getirebilen bir robotik araçtır. Perseverance'ın altında 6 tekerlek bulunur. Bu tekerlekler, aracın Mars yüzeyinde dengeli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Tek tekerlek üzerinde, ayrı ayrı dönme yeteneği sayesinde araç, dar alanlarda manevra yapabilir ve engelleri aşabilir. Perseverance'ın üzerinde çok sayıda sensör ve kamera bulunur. Bu sensörler ve kameralar, aracın etrafındaki ortamı algılayarak, çevresini incelemesine ve hareket etmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, üzerinde bir kol ve manipülatör sistemi bulunur. Bu sistem, aracın çeşitli görevler için araştırma yapmasını sağlar. Örneğin, bu kol, örnek toplama cihazını kontrol edebilir ve örnekleri toplayabilir. Perseverance, Mars yüzeyinde toz, kum ve aşındırıcı çevresel etkilere karşı dayanıklı bir şekilde tasarlanmıştır. Bu özellik, aracın uzun süreli görevlerde çalışmasını sağlar. Ayrıca, kısmen otonom bir sürüş yeteneğine sahiptir. Bu özellik, aracın belirli bir hedefe veya rotaya göre hareket edebilmesini sağlar. Ancak yine de, NASA kontrol merkezi tarafından yönlendirilebilir. Perseverance, dünyadaki NASA kontrol merkezi ile iletişim halindedir. Bu sayede uzaktan kontrol edilebilir ve izlenebilir. Ayrıca, araştırmaları ve topladığı veriler, NASA bilim insanlarına aktarılır. O araç, yüzeyde çeşitli bilimsel gözlemler yapma, örnek toplama ve Mars'ın geçmişini anlamaya yönelik araştırmalar yapma yeteneğiyle donatılmış, gelişmiş bir araçtır. Bu sayede araştırmacılar, Mars gezegeninin sırlarını daha iyi anlamak için önemli veriler elde edebilirler. Mars keşif aracı Perseverance'ın görev donanımı, bilimsel araştırmalar yapabilmesi, örnek toplama gerçekleştirebilmesi ve Mars'ın geçmişini inceleyebilmesi için çeşitli cihazlar, sensörler ve enstrümanlar içerir. SuperCam isimli araç, Mars yüzeyindeki taş ve kaya örneklerini analiz etmek ve kimyasal bileşenlerini incelemek için kullanılır. Aynı zamanda bu araç, Mars'taki çeşitli kaya türlerini ve mineralleri daha iyi anlamak için lazerle zeminin yüzeyini inceler. Sherlock isimli aracın ismi ise, yaşanabilir ortamları, organikler ve kimyasallar için raman ve lüminesans ile taramanın baş harflerinden oluşmuştur. Mars yüzeyini ultraviyole lazerle tarayarak organik ve kimyasal bileşenleri tespit etmeye yönelik bir araştırma aracıdır. O araç, Mars'ın geçmiş yaşam belirtilerini veya eski su aktivitesini ortaya çıkarmak için kullanılır. Pixel ise ismini, X ışını litokimyası için gezegensel enstrüman kelimelerinin baş harflerinden almıştır. Mars yüzeyindeki taşların ve minerallerin kimyasal bileşimini analiz etmek için X ışını floresan spektrometri kullanır. O araç, Mars'ın geçmiş jeolojik aktivitelerini ve kimyasal bileşimini anlamak için tasarlanmıştır. MEDA aracı ise, Mars atmosferinin ve hava koşullarının izlenmesi için kullanılır. O araç, atmosferdeki sıcaklık, basınç, nem ve rüzgar gibi değişkenleri ölçerek, Mars'ın iklimini daha iyi anlamak amacıyla veri toplar. Monitör isimli araç ise, Mars'ın atmosferindeki karbondioksit moleküllerini ayrıştırarak oksijen üretmeye yönelik bir deney aracıdır. Bu sayede, gelecekteki insanlı Mars görevlerinde oksijen üretim potansiyeli test edilir. Sherpa isimli araç, örnek toplama işlemi sırasında kullanılan bir kol ve mekanizma sistemidir. Watson ise, Sherpa'nın uygulanmasını gözlemlemek ve örnek toplama işlemine rehberlik etmek için kullanılır. MOXIE isimli araç, Mars atmosferindeki karbondioksidi oksijene dönüştürebilme yeteneğini test eden bir cihazdır. Bu deney, Mars'ta insanlar için oksijen üretim potansiyelini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilir. Perseverance'ın görev donanımı, Mars yüzeyinin çeşitli yönlerini incelemek, geçmiş yaşam belirtileri araştırmak ve Mars'ın jeolojik geçmişini anlamak için tasarlanmış, bir dizi özelleştirilmiş cihaz ve enstrümanı içerir. Bu donanım, Mars keşiflerinde önemli veriler elde etmeyi hedefler. Mars keşif aracı Perseverance'ın en önemli görevlerinden biri, Mars yüzeyinden örnekler toplamaktır.
Bu örnekler, Mars'ın geçmişi, jeolojisi ve potansiyel yaşam belirtileri hakkında önemli bilgiler sunabilir. Perseverance'ın altında, özel olarak tasarlanmış bir örnek toplama sistemine sahip bir kol bulunur. Bu sistem, örnek toplama işlemi için gereken mekanizmayı barındırır. Mars yüzeyindeki farklı kaya ve toprak örneklerini toplar. Bu örnekler, Mars'ın geçmiş jeolojik aktivitelerini ve eski yaşam belirtilerini anlamak için incelenecektir. Toplanan örnekler, özel kapsüller içinde saklanır. Bu kapsüller, Mars yüzeyindeki kontaminasyonu önlemek ve örneklerin dünyaya getirilene kadar korunmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Perseverance, topladığı örnekleri kendi üzerindeki bir depolama alanına yerleştirir. Bu örnekler, ileri bir tarihte, dünyaya getirilmek üzere saklanacaktır. Perseverance'ın topladığı örneklerin, dünyaya getirilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla, gelecekteki misyonlarda, örnekleri Mars yüzeyinden alarak, dünyaya getirecek özel araçlar ve uydu sistemleri kullanılacaktır. Toplanan örnekler, Mars'ın geçmişi, jeolojisi ve potansiyel yaşam belirtileri hakkında çok değerli bilgiler sunabilir. Bu örnekler, dünyada laboratuvar ortamında daha ayrıntılı analizlere tabi tutularak, Mars'ın tarihini ve koşullarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Örnek toplama süreci, Mars keşif aracı Perseverance'ın en dikkat çekici ve öncelikli görevlerinden biridir. Bu süreç, Mars yüzeyindeki materyallerin analizini ve Mars'ın evrimini anlamak için önemli bir adımdır. Ingenuity helikopteri, Mars keşif aracı Perseverance'ın üzerinde taşınan bir helikopterdir. Bu helikopter, Mars'ın atmosferinde uçabilen ve yüzeyin üzerinden görüntülemeler yapabilen bir araç olarak tasarlanmıştır. Ingenuity'nin amacı, Mars'ın keşif misyonlarına yeni bir boyut kazandırmak ve farklı bir perspektiften veri toplamak için kullanılmaktır. Mars keşif aracı Perseverance'ın bir parçası olarak Mars'a gönderilmiştir. Temel amacı, Mars yüzeyini havadan incelemek ve farklı açılardan görüntülemeler yaparak yeni veriler toplamaktır. Bu özellik, Perseverance'ın yüzeydeki araştırmalarını desteklemek ve genel olarak Mars'ın keşif misyonuna katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır. Ingenuity, oldukça kompakt ve hafif bir tasarıma sahiptir. Ağırlığı yaklaşık 1.8 kilogramdır ve kanat açıklığı yaklaşık 1.2 metredir. Helikopter, 4 adet döner kanada sahiptir. Bu kanatlar, Mars'ın ince atmosferinde etkili bir şekilde dönebilmesini sağlayacak şekilde optimize edilmiştir. Maksimum hızı, yaklaşık olarak 20 km bölü saattir. Pervane ağırlığı ise yaklaşık 35 gram civarındadır. Ingenuity, solar panellerle enerji sağlar ve Perseverance üzerinde taşınan bir yuva içinde konumlandırılmıştır. Üzerinde 6 adet iyon pil bulunmaktadır. Perseverance'ın üzerinden ayrıldığında, Ingenuity kendi özel operasyonlarını gerçekleştirebilir. Ancak Ingenuity'nin uçuşları ve operasyonları, NASA mühendisleri tarafından kontrol edilir ve yönlendirilir. Ingenuity, Mars'a gönderildikten sonra, başarılı bir şekilde yüzeyde ayrıldı ve ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. Bu tarihsel bir olaydır, çünkü bu, başka bir gezegende insan yapımı bir aracın gerçekleştirdiği ilk kontrollü motorlu uçuştur. Ingenuity, düzenli olarak Mars yüzeyinde uçuşlar gerçekleştirmeye devam etmektedir ve elde ettiği görüntüler ve veriler, Mars'ın havadan incelenmesine olanak tanımaktadır. Ingenuity helikopteri, Mars keşif aracı Perseverance'ın misyonuna ek bir boyut katmış ve Mars'ın havadan keşfi konusunda yeni bir başlangıç sağlamıştır. Bu olay, gelecekteki Mars keşifleri için önemli bir adım ve teknolojik bir başarıdır. Mars keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyindeki görevlerini gerçekleştirirken, Dünya ile iletişim kurabilen bir iletişim sistemi kullanır. Bu iletişim sistemi, aracın veri aktarımı, kontrol ve koordinasyonunu sağlamak için tasarlanmıştır. Perseverance'ın iletişim sistemi, Mars yüzeyindeki verilerin Dünya'ya iletilmesini ve aracın Dünya'dan alınan komutları almasını sağlar. Bu sistem, yüksek veri aktarım hızlarına sahip uydu bağlantıları, antenler ve veri kodlama, dekodlama teknikleri gibi unsurları içerir.
Mars yüzeyinde uydu bağlantıları sayesinde Dünya ile iletişim kurar. Mars yörüngesindeki uydu araçları, Perseverance'ın verilerini alır ve Dünya'ya iletilmesi için bu verileri depolar. Bu uydu araçları aracılığıyla yüksek hızlarda veri aktarımı gerçekleştirilir. Mars'ın yüzeyinde hareket ederken, Dünya ile iletişim kurmak için özel olarak tasarlanmış, yüksek kazançlı antenlere sahiptir. Bu antenler, veri sinyallerini güçlendirir ve düşük güçle daha uzun mesafelere iletişim sağlar. İletişim sürecinde, veriler özel kodlama ve dekodlama yöntemleri kullanılarak aktarılır. Bu yöntemler, verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlar. Dünya'dan gelen komutlar, Perseverance'ın hareketlerini, görevlerini ve bilimsel çalışmalarını yönlendirmek için kullanılır. Bu komutlar, iletişim sistemi aracılığıyla araca gönderilir. Perseverance, Mars yüzeyinde yaptığı keşiflerden elde ettiği verileri Dünya'ya aktarır. Bu veriler, bilim insanlarına, Mars'ın yüzeyi, iklimi, jeolojisi ve potansiyel yaşam belirtileri hakkında değerli bilgiler sunar. Perseverance'ın iletişim sistemi, aracın Mars yüzeyinde etkin bir şekilde çalışabilmesi, görevlerini gerçekleştirebilmesi ve elde ettiği verileri Dünya ile paylaşabilmesi için hayati bir rol oynar. Bu iletişim, Mars keşiflerinde elde edilen verilerin anında analiz edilmesini ve gelecekteki görevlerin planlamasını sağlar. Mars keşif aracı Perseverance'ın Mars'a gönderilişi oldukça karmaşık ve hassas bir süreçtir. Perseverance'ın fırlatılacağı roket, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri üstünde bulunan bir fırlatma kompleksinden kalktı. Fırlatma tarihi, Dünya ve Mars'ın yörüngeleri arasındaki uygun konumları dikkate alarak belirlendi. Fırlatmadan önce, uzmanlar ve mühendisler her detayı inceledi ve roketin ve aracın tüm sistemlerinin doğru bir şekilde çalışmasını sağladı. Perseverance, United Launch Alliance tarafından üretilen Atlas V roketi ile fırlatıldı. Bu roket, Perseverance'ı Dünya'nın yörüngesinden Mars'a doğru taşıyacak güce sahipti. Roket, gerekli itme gücünü sağlamak için yeterli yakıtla dolduruldu. Roketin yakıt depoları dolduruldu ve kontrol sistemleri test edildi. Tüm sistemlerin sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olunması için son kontroller yapıldı. Perseverance aracı, roketin üst aşamasına monte edildi. O aşama, aracın fırlatma roketine entegre edilmesi anlamına gelir. Fırlatma günü geldiğinde tüm hazırlıklar tamamlandı ve hava koşulları uygunsa roket fırlatılmak üzere sayım başladı. Fırlatma sırasında roketin motorları ateşlendi ve itme gücüyle yükselmeye başladı. Roket, yörüngeye girmek için belirlenen yola uygun bir şekilde hareket etti. Roket, farklı aşamalardaki yakıt depoları tükendiğinde bu aşamalar ayrıldı. Her aşama ayrıldığında roket daha hafif hale geldi ve daha yüksek hızlara ulaşabildi. Roketin son aşaması, Perseverance'ı Mars'ın yörüngesine taşıdı. Aracın Dünya ile olan bağlantısı devam etti ve uzayın derinliklerine doğru yolculuğa devam etti. Perseverance'ın fırlatma süreci, bir dizi karmaşık teknik ve hesaplamanın bir araya geldiği bir mühendislik harikasıdır. Bu süreç, aracın Mars'a ulaşmasını sağlayan ilk adım olup, başarılı bir şekilde tamamlandığında, aracın Mars yüzeyine inerek görevlerine başlaması için yol açıldı. Perseverance, Dünya'dan bir fırlatma roketi ile uzaya gönderildi. Roketin motorları, aracı yörüngesel hıza ve yönüne ulaştırmak için ateşlendi. O aşamada, Perseverance'ın güneş panelleri açıldı ve uzayda enerji üretmeye başladı. Mars'a gitmek için yörüngeye oturduktan sonra, uzaklık ve hız hesaplamaları yapılarak, yolculuğun en verimli şekilde gerçekleşmesi sağlandı. Bu süreçte, ara ara küçük motor yakmaları ile yörünge düzeltilmesi ve düzgün bir rotada seyahat sağlandı. Uzay yolculuğu boyunca tüm sistemlerini çalışır durumda tutmak için çeşitli kontroller ve otomasyonlarla yönetildi. Sıcaklık kontrolü, güç yönetimi, iletişim ve güvenlik sistemleri aktif halde tutuldu. Uzay yolculuğu boyunca, Perseverance'ın gezegenler arasındaki uzun ve zorlu yolculuğu, uzay radyasyonu gibi potansiyel tehlikelere karşı korumalı bir şekilde gerçekleşti.
Araç, Mars'ın ince atmosferine giriş yapmadan önce çeşitli koruma önlemleriyle donatıldı. Perseverance, Mars'a ulaşmaya yaklaştığında, Dünya'dan uzaklaşan araçtan farklı olarak Mars'a yaklaşan bir yol izledi. Mars atmosferine giriş yaparken sürtünme nedeniyle hızı yavaşladı. O aşamada ısı kalkanı ve paraşüt gibi iniş sistemleri aktif hale getirildi. Mars yüzeyine yaklaşan Perseverance, iniş aşamasına geçtiğinde Sky Crane adı verilen bir sistem kullanıldı. Bu sistem, aracı yavaşlatarak yüzeye yaklaştırdı ve daha sonra bir kabloyla aracı yavaşça yüzeye indirdi. Sky Crane, aracı yüzeye tam olarak indirdikten sonra uzaklaştı. Perseverance, Mars yüzeyine inip Sky Crane tarafından bırakıldıktan sonra yüzeydeki görevlerine başlamak üzere aktive edildi. Güneş panelleri açıldı, iletişim kuruldu ve araç, yüzeydeki operasyonlarına başlamak için hazır hale getirildi. Perseverance, Mars'a yaklaştığında, Dünya'dan gelen hızı nedeniyle Mars'ın ince atmosferine giriş yapar. O aşamada aracın hızı, sürtünme nedeniyle azalmaya başlar ve atmosfer tarafından yavaşlatılır. Atmosfere giriş sırasında, aracın hızının azalmasıyla birlikte sürtünme nedeniyle ısınmaya başlar. Isı kalkanı, aracı aşırı ısınmadan korumak ve atmosferdeki sürtünmeyi yönlendirmek için kullanılır. Atmosferdeki sürtünme nedeniyle hızı daha da azalan Perseverance, uygun bir yükseklikte paraşüt açılımı gerçekleştirir. Bu paraşüt, aracın düşüş hızını daha da yavaşlatarak kontrollü bir iniş sağlar. Sky Crane, aracı yavaşlatarak yüzeye yaklaştırır ve daha sonra bir kabloyla aracı yavaşça yüzeye indirir. Sky Crane sistemi, Perseverance'ı Mars yüzeyine tam olarak indirdikten sonra araçtan ayrılır ve uzaklaşır. O aşamada, aracın iniş aşaması tamamlanmış olur. Mars'a giriş ve iniş süreci, hassas hesaplamalar, otomasyon sistemleri ve ileri mühendislik teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir. O aşama, Perseverance'ın Mars yüzeyinde güvenli bir şekilde aktive edilmesi ve görevlerine başlaması için hayati öneme sahiptir. O aşamanın başarılı bir şekilde tamamlanması, Mars yüzeyinde bilimsel araştırmalar yapılabilmesi ve veri toplanabilmesi için önemlidir. Güneş panelleri, aracın elektrik ihtiyacını karşılamak için güneş ışığından enerji elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Mars yüzeyine indiğinde iletişim sistemi aktive edilir ve Dünya ile iletişim kurar. Bu iletişim, aracın durumunu rapor etmek, komutları almak ve toplanan verileri Dünya'ya iletmek için kullanılır. Araç, Mars yüzeyindeki konumunu ve durumunu belirlemek için çeşitli sensörleri kullanır. Bu sensörler, aracın stabilite ve güvenlik sağlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda, diğer bilimsel ve navigasyon sistemleri de kontrol edilir. Perseverance, Mars yüzeyine iniş yaptıktan sonra, yüzeydeki operasyonlara başlamak üzere hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, bilimsel araştırmaların, örnek toplama işlemlerinin ve diğer görevlerin planlanması ve koordinasyonunu içerir. Perseverance'ın üzerinde çeşitli bilimsel cihazlar ve deneyler bulunur. Bu cihazlar ve deneyler, aracın Mars yüzeyinde çeşitli görevleri gerçekleştirmesine yardımcı olur. Aktivasyon aşamasında bu cihazlar ve deneyler aktif hale getirilir. Araç, iniş sırasında veya yüzeye iniş sonrasında herhangi bir hasar alıp almadığını değerlendirmek üzere güvenlik kontrollerine tabi tutulur. Bu kontroller, aracın güvenliğini ve operasyonel sağlığını sağlamak için önemlidir. Perseverance, inişini ve aktivasyonunu tamamladıktan sonra Mars yüzeyinde hareket etmeye başlar. Araç, tekerlekleri üzerinde hareket ederek farklı bölgelere gitmek ve keşif yapmak için tasarlanmıştır. Mars yüzeyinde çeşitli bilimsel araştırmalar yapar. O araştırmalar, Mars'ın jeolojisi, iklimi, jeomorfolojisi ve geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlar. Araç, yüzeydeki kaya ve toprak örneklerini analiz ederek Mars'ın tarihini anlamamıza yardımcı olabilir. Perseverance'ın en önemli görevlerinden biri, Mars yüzeyinden örnekler toplamaktır. Araç, kaya ve toprak örnekleri alarak bu örnekleri saklar ve gelecekte Dünya'ya getirilmesi için hazırlar.
Bu örnekler, Mars'ın geçmişi ve potansiyel yaşam belirtileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Perseverance, yüzeydeki materyallerin biyolojik ve kimyasal analizlerini yapabilir. O analizler, Mars'ın yaşanabilirliği ve geçmişteki yaşam olasılıkları hakkında ipuçları sunabilir. Araç, Mars'ın atmosferini inceleyerek iklim ve hava koşulları hakkında veri toplayabilir. Bu veriler, Mars'ın iklim değişiklikleri ve atmosferik koşulları hakkında daha fazla anlayış sağlayabilir. Perseverance, Mars yüzeyinde mobil bir uydu olarak da işlev görebilir. Uydu gibi veri iletişimi yapabilir, yüzey görüntülemeleri yapabilir ve Mars'ın çeşitli bölgelerini inceleyebilir. Mars yüzeyindeki görevleri tamamlarken, gelecekteki Mars misyonlarına da destek sağlayabilir. Bu görevler, Mars'ın potansiyel yaşam belirtileri veya kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinmeye yönelik olabilir. Mars keşif aracı Perseverance'ın görevi, Mars'ın yüzeyini detaylı bir şekilde incelemek, geçmiş yaşam belirtilerini araştırmak, gezegenin jeolojisini anlamak ve gelecekteki insanlı keşiflere hazırlık yapmak gibi çeşitli amaçlar ve hedefler içerir. Eski mikrobiyal yaşam belirtileri veya yaşamın varlığına dair izler bulunabilirse, bu durum, yaşamın Mars'ta var olup olmadığı sorusuna cevap arayacak büyük bir adım olabilir. Aracın yüzeyde hareket edebilme kabiliyeti sayesinde, Mars'ın jeolojik yapısı, volkanik aktivite, erozyon ve jeomorfolojisi hakkında daha fazla bilgi toplanabilir. Bu veriler, Mars'ın geçmişteki jeolojik süreçlerini anlamamıza yardımcı olabilir. Perseverance, Mars atmosferinin büyük bir kısmını oluşturan, karbondioksitten oksijen üretmeyi deneyen, MOXIE adlı bir cihazı taşır. Bu deney, gelecekteki insanlı Mars misyonları için potansiyel oksijen üretim teknolojilerini test etmeyi amaçlar. Perseverance'ın görevi, gelecekteki insanlı Mars misyonlarının hazırlıklarına da katkı sağlamayı amaçlar. Bu görevde kullanılan teknolojiler, insanların Mars'ta güvenli ve verimli bir şekilde yaşamını sürdürmelerine yardımcı olabilir. Perseverance, Mars helikopteri Ingenuity'yi taşıyarak, Mars yüzeyinde ilk kez bir helikopterin uçuşunu gerçekleştirdi. Bu deney, gelecekteki Mars keşiflerinde hava araçlarının kullanılabilirliğini değerlendirmeyi amaçlar. Mars gezegeninin jeoloji incelemelerini yapmaktadır. Mars yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplar ve bu örnekleri saklar. Bu örnekler, Mars'ın jeolojik yapısını, minerallerini ve kimyasal bileşenlerini anlamamıza yardımcı olabilir. Özellikle volkanik kayaçlar, erozyon izleri ve çöküntüler, gezegenin jeolojik geçmişi hakkında bilgi sağlayabilir. Aynı zamanda, iklim ve atmosfer incelemeleri yapmaktadır. Mars'ın ince atmosferini analiz ederek, bileşimini ve yapısal özelliklerini incelemeye çalışır. Bu veriler, atmosferin geçmiş iklim değişiklikleri ve gezegenin geçmişi hakkında ipuçları sunabilir. Mars'ın yüzeyindeki izler ve jeolojik özellikler, geçmişteki iklim değişikliklerini anlamamıza yardımcı olabilir. Perseverance'ın topladığı veriler, geçmiş iklim koşullarını ve su varlığını belirlememize katkı sağlayabilir. Astrobiyoloji, uzay bilimi ve biyolojinin kesişim noktasında yer alan bir alan olarak tanımlanabilir. Astrobiyologlar, evrende yaşamın varlığına dair ipuçlarını araştırırken, farklı gezegenlerin yaşanabilirliği ve yaşamın kökeni gibi konuları incelerler. Mars keşif aracı Perseverance, astrobiyolojinin temel prensiplerini takip ederek, Mars yüzeyinde yaşam belirtileri araştırmak için tasarlanmıştır. Perseverance, örnekleri analiz ederek, içerdikleri mineralleri ve kimyasal bileşenleri incelemeye çalışır. Bu analizler, geçmişteki su varlığı, mineral oluşumu ve biyokimyasal süreçler hakkında bilgi sağlayabilir. Mars yüzeyinde mikrobiyal yaşamın varlığını veya potansiyel yaşam belirtilerini araştırmak üzere biyolojik deneyler yapabilir. Bu deneyler, Mars'ın yüzey koşullarında yaşamın hayatta kalma olasılığını test edebilir. Mars yüzeyinde bulunan MOXIE veya diğer ismiyle Mars oksijen ismi ilişkilendirme deneyi cihazı, karbondioksitten oksijen üretmeyi amaçlar. Bu deney, Mars'ta yaşamın potansiyel destekleyicisi olan oksijen üretiminin temelini oluşturabilir. Ingenuity, bu deneylere oldukça katkı sağlamaktadır.
Mars yüzeyindeki ince atmosfer nedeniyle Dünya'ya kıyasla daha düşük hava yoğunluğunda uçabilme yeteneğine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Ingenuity, Perseverance'ın alt kısmına monte edilmiş ve Mars yüzeyine bırakılmıştır. Daha sonra helikopter, Perseverance'ın kameralarıyla gözlemlenerek uygun bir iniş ve uçuş bölgesi seçilmiştir. Ingenuity, 19 Nisan 2021 tarihinde Mars yüzeyindeki ilk motorlu uçuşunu gerçekleştirmiştir. Bu tarihten itibaren helikopter bir dizi başarılı uçuş gerçekleştirmiştir. Her uçuş yavaş yavaş artan zorluk seviyeleri içermiş ve Mars atmosferindeki gerçek uçuş koşullarını test etmek amacıyla tasarlanmıştır. Aracın uçuşları hem yüksek çözünürlüklü kameralarla, görsel ve videolarla belgelenmiş, hem de sensörler ve veri toplama cihazları ile ölçümlenmiştir. Uçuş sırasında elde edilen veriler, Mars atmosferinin ve yüzeyinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Özellikle, Mars'ın ince atmosferi ve düşük yerçekimi koşullarında, helikopterin nasıl uçtuğu ve manevra yaptığı anlaşılmıştır. Helikopter, yüzeyin farklı bölgelerini incelemek ve detaylı görüntülemeler yapmak amacıyla kullanılmıştır. Jezero krateri, Mars keşif aracı Perseverance'ın görev yaptığı bölgedir ve bu kraterin eski bir göl yatağı olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Perseverance, Jezero kraterindeki göl yatağının jeolojisini inceleyerek kraterin geçmişi hakkında önemli bilgiler toplamıştır. Bu çalışmalar, gölün nasıl oluştuğu, suyun nasıl biriktiği ve gölün çevresindeki çökeltilerin oluşumu gibi konularda anlayışımızı artırmıştır. O araç, Jezero kraterinde kaya ve toprak örnekleri toplamıştır. Bu örnekler, kraterdeki geçmiş su etkileşimlerini ve kimyasal bileşimi daha detaylı olarak incelememize yardımcı olabilir. Kraterdeki yüzeyin, mineral ve kimyasal bileşimini analiz ederek, suyun varlığı ve geçmişi hakkında bilgi toplamıştır. Bu analizler, kraterdeki eski su etkileşimlerinin niteliğini ve sürekliliğini anlamamıza yardımcı olabilir. Jezero kraterinin eski göl yatağı olması, geçmişte yaşam potansiyeli taşıdığını düşündürmektedir. Perseverance'ın topladığı örnekler, mikrobiyal yaşamın izlerini veya yaşamın varlığına dair ipuçlarını içerebilir. Perseverance, kraterdeki delta oluşumlarını inceleyerek, suyun krater içine nasıl taşındığını ve göldeki tortuların nasıl biriktiğini anlamaya çalışmıştır. Jezero krateri ve Perseverance'ın bu bölgedeki çalışmaları, Mars'ın geçmiş iklimi, su varlığı ve yaşam potansiyeli hakkında önemli veriler sağlamıştır. Bu bilgiler, Mars'ın yaşanabilirliği ve evrimsel geçmişi hakkında daha fazla anlayışımızı artırabilir. Mars keşif aracı Perseverance'ın Mars'a insanlı yolculuklara ve gelecekteki kolonileşme projelerine olan etkisi, büyük ve çok yönlü olabilir. Perseverance'ın Mars keşifleri ve teknolojik gelişmeler, insanlı Mars yolculukları ve potansiyel kolonileşme projeleri için önemli bir temel oluşturabilir. Perseverance görevi sırasında kullanılan teknolojiler ve çözümler, gelecekteki insanlı Mars misyonlarının hazırlıklarında büyük rol oynayabilir. Özellikle, örnek toplama, örnek depolama, iletişim sistemleri ve uzaktan operasyon yetenekleri gibi teknolojiler, insanlı yolculuklara yönelik gelişmelerde kullanılabilir. Perseverance görevi, Mars iletişim altyapısını geliştirmek ve test etmek açısından önemlidir. Gelecekteki insanlı misyonlarda, Dünya ile Mars arasındaki iletişim çok önemli olacaktır. Perseverance'ın iletişim sistemleri, bu alanda alınacak dersler ve geliştirmeler için bir platform sağlayabilir. Mars yüzeyinde yaşamın sürdürülmesi ve insanların Mars'ta yaşamaları için gereken altyapının geliştirilmesi önemlidir. Perseverance'ın Mars yüzeyinde yaptığı analizler, su kaynakları, toprak yapısı, iklim koşulları gibi faktörlerin anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bu bilgiler, gelecekteki kolonileşme projeleri için yaşam desteği ve sürdürülebilirlik çözümlerinin tasarlanmasına katkı sağlayabilir. İnsanlar için Mars yolculuğu ve yaşamı, radyasyon ve uzay koşulları gibi zorlu fiziksel faktörleri içerir. Perseverance'ın Mars yüzeyinde yaptığı ölçümler, radyasyon seviyeleri, atmosfer etkileri ve yüzey koşulları hakkında daha fazla anlayış sağlayabilir.
bu bilgiler, insanlı yolculukların ve yaşamın sağlık açısından nasıl yönetileceği konusunda önemli bilgiler sunabilir. Perseverance'ın Mars yüzeyinde topladığı veriler, potansiyel kolonileşme projeleri için bölge seçimi, habitat tasarımı ve kaynak yönetimi gibi alanlarda temel bilgiler sağlayabilir. Mars'ta yaşam ve kolonileşme fikri ilerledikçe, bu veriler gelecekteki projelerin planlanması ve uygulanması için kullanılabilir. Perseverance görevi, insanlı Mars yolculuklarını ve kolonileşme projelerini desteklemeye yönelik bir adım olarak görülebilir. Bu görev, teknoloji, bilgi ve stratejik planlama açısından, gelecekteki insanlı Mars keşiflerine ve yaşamına önemli katkılar sağlamış olabilir. Yepyeni belgeseller, çılgın fikirler ve bilimsel içerikleri için, Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.